Evet, Hakkı, hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim hocam. Yeni bir konuya başlıyoruz. Listeler. Heyecanla bekliyorum. Evet, uzun bir zaman oldu. Biraz evet. Geciktik. Şimdi verileri saklamak için çeşitli veri türleri görmüştük daha önce hatırlarsan. Int, float, sayıları tutuyordu. String, metinleri tutuyordu. Bir de boolean vardı, onu tutuyordu. True, false. Evet, true, false. Şimdi dikkat edersen, mesela şöyle bir soru sorayım. Sınıftaki insanların yaşlarını tutmak istiyorum bir değişkende. Tutabilir miyim? Şimdi 30 kadar, kişi var. Şimdiye kadar gördüklerimizi sanırım tutamayız hocam. Aslında yaklaşımı da tutabilirim. 30 tane integer tanımlanmış değil mi? Öğrenci 1 yaşı, evet. Öğrenci 2 yaşı. Bu çok verimsiz. Yarın sınıfa birisi geldiği zaman yeni bir değişken yapmam gerekecek. Çünkü. Şimdi çoklu verileri tutan yapılar var bütün dillerde. Python'da bunlar önümüzde gördüğümüz gibi, göreceğimiz gibi bir listelerden başlıyor. En basit bunu anlamak. Sonra sözlükler ve kümeler var ve tuple'lar var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi bunlar tekil türler tutuyor sol taraftakiler. Evet. Sağdakiler ise çoğul türleri. Yani birden fazla değeri tutabiliriz. Yani bütün öğrenci, yani bir sınıftaki bütün öğrencilerin yaşlarını bir tane listede tutabiliriz. Bir liste değişkeninde. Yani 30 tane değişken tamamımıza gerek yok. Onu nasıl yapabiliriz ona bakalım. Şimdi listeler en basit çoğul veri türleri diyelim bunlar artık. Birden fazla değer tutabilirler. Sıranın önemi var, ondan bahsedeceğiz. Ve liste yapmaya bakalım. Şimdi integer ben nasıl yaratıyordum? A isimli bir integer. A eşittir diyordum. 3. Değil mi? Ne oldu? A integer tanımladım. Diğer 3. Şimdi listeler ise şöyle biraz özel tanımlanıyor bunlar. Mesela listem eşittir. Yine eşittir var. Listem, liste değişkenin ismi. İstediğim şey koyabilirsin. Tamam. Köşeli parantezle başlıyorum. Köşenin parantezi bitiriyorum. Araya da koymak istediğim değerleri yazıyorum. Diyelim ki 3 ve 5 değerini tutmak istiyorum. Şöyle yazabilirdim değil mi? 3, 5. Evet. Ama bu elemanlar virgülle ayrılıyor Python'da. Kural bu. Tamam. Tamam. Listeme bakarsak artık boyut eskiden hep birdi. Şimdi boyut kaç? 2. 2. Çünkü 2 tane eleman var. Değil mi? Evet. Listeleri o zaman hatırlamamız gereken şey köşeli parantezler var. Listeleri oluşurken. Bu boyutta mesela Ali ve Mehmet yazdığımız zaman da mı boyut 2 gösterecek? Evet. Bakalım en güzel. Ali. Mehmet demek string olduğu için tırnakçını evet. Aldım. Evet, boyut ne yine? 2. Yine çünkü 2 tane eleman var burada. Evet. Tamam. Birinci eleman Ali, ikinci eleman Mehmet. Şimdi şurada ne yapılmış ilk satırda? M eşittir. Köşe parantez aç kapat. Evet. Bu liste nasıl bir liste? Boş bir liste. Boş bir liste. Boş bir liste neden yaratmak istersin? Çünkü biriktirici soruları çözmüştük hatırlarsın. Hı hı. Mesela toplama işlemi için biriktirici neydi? Sıfırdan başlatıyordu. Evet. Çarpma için birden başlatıyordu evet. Bir diğeri. Stringlerin biriktiricisi neyden başlıyordu? Boş stringden, tınak tınak değil mi? Evet. Listelerin biriktiricisi de boş listeden başlar. Evet. Burada ikinci satırda ne yapılmış? Bunun boyutu 0 değil mi? Hiçbir eleman yok. Şunun boyutu ne? 4. 4 değil mi? 4 tane eleman var. Şurada kaç tane eleman var? 3. 3. Burada? 4. Bak, burada tamamen tam sayılardan oluşan bir liste var. Burada stringlerden oluşan var. Evet. Bazı dillerde böyle çoğul veriler, liste türü verileri oluşurken şunu demek zorundasın. Bir int listesi yapacağım. Bir string listesi, bir float listesi. Tamam mı? Python'da böyle bir esneklik var ve karıştırabiliyorsun. Bak bu bir string, integer, string, float. Evet. Hepsini koyabiliyorsun. Çok güzel esnek bir özellik. Python'da böyle bir şeyimiz var. Şimdi listenin elemanını nasıl yaşayabiliriz? Bu stringlere çok benziyor hatırlarsan. Listenin, mesela string'in ilk karakteri nasıl yaşıyorduk? String ismi yazıyorduk evet. Değil mi? Köşe parantezi 0. Koyduk. Değil mi? Bu eleman geliyordu. İlk eleman 0'daydı hatırlarsan. Evet. Değil mi? Sonra gidiyordu. Listelerde aynı şekilde hemen bakalım. Listem şu anda ne diyor? Ne diyor tutuyor listem? Ali ve Mehmet. Ali ve Mehmet. Şimdi 0 dersem Ali evet. Değil mi? Listem 1 dersem Mehmet gelir. Mehmet. Eksi 1 dersem bir şey gelmez ya da hata verir diye tahmin ediyorum. Stringlerde nasıl eksi 1? Ya, özür dilerim. Eksi 1'e şey gelebilir. Ali gelebilir. Mehmet gelir. Mehmet gelir değil mi? Son karakter bildi. Eksi 2'de? Eksi 2'de de Ali gelir. Ali gelir. Güzel. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz var. Len diye. Bakalım hemen. Bir listenin kullanışlı bir şey. Bu len listem. Tamam.
İki verdi. Ne demek olabilir? Listenin uzunluğu. Demek istiklerdeki aynı fonksiyon tamamen aynı. Listenin son elemanı her zaman hangi indekstedir? Bak şuradadır. Bu önemli bir şey. Hep hatırlama gerekir. Eksi birdedir. Doğru bazen. Bazen de ama program yazarken şunu bilmek işleri kolaylaştırır. Değil mi? Eğer listenin boyutu 4 ise son elemanın hangi indeksidir? Eksi 1'de. Eksi 1'de ya da? 0'da. Şey, son elemanın 4'te. 4 eleman varsa 0'dan başlıyor. 0, 1, 3, 3 değil mi? Doğru. Hep boyutun bir eksindedir değil mi? Doğru. Şu lenen boyut eksi 1'dedir. Tamam, bu da hatırlamamız gereken bir şey, detay. Çok faydalı bir şey. Şimdi şurada bir listeyi nasıl gezeriz ona bakalım hemen. Mesela A eşittir. Şurada kod yazıyorum artık. 1, 2, 3, 4 diyorum. Tamam. Liste şöyle for döngüsüyle gezebilirim. For eleman in A. Evet. Ya bu şey demek. A içerisindeki her bir elemana eleman diyelim. Tamam. Listeyi gezebilirim. Print eleman. String'de de böyle geziyorduk hatırlarsan. Karakter karakter çalıştıralım. Range fonksiyonu kullanıyoruz. Yok, string'lerde range'e gerek yok. Range sadece bir sayı serisi yazmak için kullanılır. Bak gördün mü? 1, 2, 3, 4. Mesela şunu şöyle yapsaydım. Ankara bu ne yapacaktı? Tek tek. Harfleri yazacak. Harfleri yazacak. Range kullanmaya gerek yok. Range sadece aralık yapmak için vardı. Tamam. Şimdi liste metodlarına bakalım. Append x'de bir şey almış. Listenin sonu x'de eşken ekle. Hemen gösterelim. Neydi bizim listemiz? Listem. Ali Mehmet'ti. Listem değil mi? Metoda nasıl çevirdik? İsmi yazıldı eşken. Evet. Sonra append tala bastım. Değil mi? Kaç mesela ne yapalım? Veli diyelim. Şimdi listem ne oldu? Bir de veri. Sonra. Son ekledi çok önemli. Append ne yaparmış? Son ekler. Bak çok önemli iki tane fonksiyon. Append ve pon. Listenin birçok metodu var. En önemlileri bunlar. Bu ikisi. Sürekli kullanıyoruz bunları. Son eklemek ve sondan çıkartmak. Pop neye geliyormuş? Son elemanı siliyor. Tamam. O zaman pop yapalım. Böyle sildirici. Silindi. Listem ne oldu şimdi? Tekrar iskerle girelim. Silin, değil mi? Pop da böyle. Bir de pop'un şöyle de kullanabilirim. İ indeksindeki eleman ısrar, elpantası içerisinde bir şey yazarsın. Tam doğru soracaktım. Belli bir şeyi sıraya ekleyip, evet. Belli bir şeyden çıkarabiliriz. Ali'yi silmek için ne yazmam lazım içeri? Şimdi pop yaparsan Mehmet ısrar. Ali'yi silmek için sıfır. Ne yapmam lazım? Sıfır. Değil mi? Ne oldu? Güzel. İstere. Evet. Metotları anladık. Böyle iki önemli metodu. İstediğimiz bir yere ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliriz. Onlar da bir şeyleri var. Evet, bunlar iki tane çok önemli metodu. Çok iyi bilmem gerekiyor. Bunun dışında da metotları var. Mesela insert var. Insert ekleme demek. Insert nasıl çalışıyor mesela? İx. İ indeksini x'e ekler. O zaman hemen deneyelim. Mesela listem 0 virgül gen yazarsam ne yapacak bu? 0 indeksini. O zaman nasıl olacak listemin yeni hali? Mehmet var sadece. Mehmet. Değil mi? Tabii hatam nerede ben? Listemi yazdım, şey yazmaktım. Insert yazmaktım. Değil mi? Mesut çağırmam lazım. Sıfır. Can. Değil mi? Ne oldu şimdi listem? Can. Can. Insert. Anladık mı? Insert. Insert. Anladım. Şu. Remove x'e listeden x'i çıkarır. Yani. Onu bulup çıkaracak. Tabii. Adresi vermek. Evet. Gerek yok. Can. Az önceki pop index bazı çıkartıyordu. Remove da değer bazı çıkartıyor. Ha. Evet, çıktı. Index x ise x'in listede hangi index olduğunu gösterir. Yani şöyle bir şey. Listem index mesela Mehmet diyelim. Sıfır indeksi. Doğru mu? Doğru. Şöyle bir şey yazayım. Ne dedi? Bulamadım. Hata verdi. Dedi bulamadım. Tam hata verdi yani. Program. Diğer metotlar da başka metotlar da var bundan başka ama en çok kullanılan bu 5 tanesi. Fazlasıyla yeterli işte. Evet. Tamam. O zaman şu alıştırmaları sen yapmaya çalış, kodlamaya. İşte burada geç yap işte. Tamam. Bir liste verilmiş, tamam. Hemen şimdidir. Bu listeden son elemanı çıkarın. Tamam. Düşündüğün eksi bana ekleyin. İşte şu bu. Tamam. Tamam. Evet Hakkı, kodladın galiba. Güzel. Evet, 4 alışma mı vardı burada? 3 tanesini yapmışsın. Şimdi güzel. Bir tanesini tamam. Görmedik. Şu üçüncüyü yapalım değil mi galiba? Yer değiştirmeyi. Tamam güzel. Şimdi bakalım. Pop'la son elemanı çıkarttın değil mi? Doğru. Üçüncü indeksi insert'le ekledin. Doğru indeks evet, içeride buldun. Şimdi ne? İlk elemanı üçüncü elemanı nasıl yerleştirdim? Şimdi şöyle düşün. Benim elimde bir kola bardağı var, bir fanta bardağı var.
Yani aslında soru şu, daha basit halini sorayım ben oraya gelmeden. Örneğin A eşittir 3, B eşittir 5 değişkenlerim var. Bunların derin birbirine nasıl değişebilirim? B eşittir 3. Genelde şu yapılır, B eşittir A yapılır, değil mi? Evet. A eşittir B yapılır, klasik hata budur, değil mi? Evet. Şimdi bu işlemin sonucunda B'nin değeri ne olur? B eşittir 3 olur, A zaten 3'tü. Evet. Hı. Doğru mudur? Evet. Sonra burada ne olur? A eşittir B, A eşittir B 3 olduğu için 3. B zaten 3'tü 3. İkisi de 3 kaldı. Evet. Biz bunu istemedik, tam tersi çevirmek istedik. Burada şöyle bir örnek var. Şimdi de bir kola bardağı var, bir fanta bardağı var. İkisi de dolu. Evet hocam. Bunlar birbirine nasıl değiştirebilirsin? Kola bardağına fantayı, fanta bardağına kolayı nasıl koyabilirsin? Bir tane daha bardağa ihtiyacım var. Boş bardağa ihtiyacım var. Tamam. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yapmamız lazım. İlk önce değil mi? Mesela kolayı da fantayı boşa koyarsın. Boş bardağa. Boş eşittir. A ya da B'yi seçebiliriz. Hangisi seçelim? A'yı seçelim. Değil mi? Boş artık A'yı tutuyor. Değil evet. mi? Sonra ne yapmamız lazım? Sonra B'yi de A'nın bardağına boşaltmamız lazım. Değil mi? Boşalan bardağı. Değil mi? Yani A, B'yi tutması lazım artık çünkü. Evet, o zaman A eşittir B diyeceğiz. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Sonra ne kaldı? B, boş bardak daha vardı. Şimdi B'yi... Tekrar geri dolduracağız sonra. Değil mi? B'yle. O zaman ne diyeceğiz? B'de ne olacak? Boştaki ne varsa o geri gelecek. Evet. Değil mi? Boşta çünkü A tutuyordu. Değil mi? Evet. Şimdi bakalım. Print A virgül B. Şurada bir hata veriyor. Değil mi? 5 3 doğru mu? 5 3 doğru. Doğru. Şimdi bu mantık değişken değiştirme demiş. Tamam mı? Bu bütün dillerde böyle yapılır. Bir geçici değişken koyarsın. A'da bunun temp değişkenidir. Temporary geçicidir boş yerine. Temp ya da temp denir. A'da budur boş demek yerine. Biz Türkçe yazdığımız için boş dedik. Tamam. Tamam, hatırlayalım. Tabii Python'da şöyle de bir şey var. Mesela A diyorum. B 3'e. Bak şöyle bir Python'lık bir çözüm bu. Gördün mü? Tek satırdım. Bu da yani A virgül B. A, B eşit olacak, B eşit olacak. Tamam. Bu çoğu dilde yoktur. Çok tamam. Dolayısıyla biz bunu kullanacağız ama sen tabii ki bunu kullanabilirsin. Tamam hocam. Tamam. Ama şimdi, listelerde bence kısa bir yolu var diye tahmin ediyorum. Yok. Aynı mantıkla kullanacağız. Sorun neydi evet. Şimdi? İlk elemanı alacağız değil mi? Sıkı o zaman nasıl yani yapacağız? Hemen şu diğer örnekleri sileyim kafa karışmasın. Temp diyelim, A'dak geri eşittir. İlk elemanı alacağız. Evet. Sonra ne yapacağız? Kaçıncı elemanı değişecektik? İlk eleman, üçüncü eleman. Üçüncü eleman hangi indekse? İkinci indekse. İkinci indekse. Değil mi? Şimdi sıfırın kopyasını aldık artık. Sıfır evet. Konusunda rahatız. Ona bir şey olmaz. O zaman N2'yi ne yapacağız? Biz N0'ı ne yapacağız artık? Eşittir N3. Tabii ikinci indeks. İkinci indeks. N2. Değil mi? N0'la da işimiz bitti. Artık evet. Doğru yerinde. Ne göre kaldı? Temp eşittir. Temp mi? Şimdi N0'ın doğru değerini aldık burada. Tamam. Şimdi hangisi bir de neyin doğru değerini koymam lazım? N2'nin. Değil mi? N2'de ne olacak? Temp. Temp. Değil mi? Değil mi? Doğru mu? 10'la 1'in yeri değişmiş. Bunlar niye pek kısa bir komut yoktu hocam? Böyle uğraşıyoruz. Az önceki metotlar gibi. Örnek veriyorum. Change 0, 1 gibi. Üst gibi bir şey. Böyle bir şey bak. Şurada metodlar bakın. Benim hatırladığım kadarıyla yok. Burada görünmüyor. Bir reverse falan sor. Yani çünkü bu şeydir yani. Ben değilim bu ama yani bütün programları ile karşına çıkabilirsin diyeceğim. Yani şu parçayı bilmem lazım. Bütün program. Dillerde mi bu şey? Evet. Hı, aynen. Ya boş bir değişken yapıyorsun. Orada yedeğini tutuyorsun. Tamam bir şekilde. Yani şurada aslında N0'ın yedeğini alıyoruz kaybolmasın evet. Diye. Sonra N0'ın değerini güncelliyoruz. Sonra N2'ye de bu N0'ın geri koyuyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi biz kullanıcıdan aldığımız, input'ta aldığımız değerlerin değeri neydi genelde? Otomatik olarak. String. String değil mi? Şimdi string'lerde bir fonksiyon var. Split diye. Bu string'i listeye çeviriyor. Şimdi bak. Sayılar gelin değil mi? Bir programladık ve sayılar gelin insan boşluklarla. Biz bunu listeye nasıl çeviririz? Şöyle, liste eşittir. N'de bir split fonksiyonu var. Tabii. Bu split metodu boşluklarla ayrı. Bak sonra da print liste yapalım. Mesela çalışacağım şu program. Sayılar gelin. 3, 9, 10.
Tamam. Birer boşluk girdik. Birer boşluk girdik ve 3-9-10 çevirdi. Gördün mü? Listeyi oluşturdu mu? Evet. Oluşturdu. Virgülle ayırmak isteseydim şöyle yapardım. Tamam, virgül koyardım. Şimdi mesela 1-3-5. 1-3-5 diye ayrıldı. Tamam. Ama bir şey dikkatini çekeyim. Bunlar integer değil, bunlar string. String, evet. Sonra bir tane döngü, for döngüsü yazıp bunları aslında integer'e çevirmem lazım. Eğer integer olarak kullanacaksan. Anladım. Tamam. Şimdi birkaç tane şu alıştırmayı yapalım, çözmeye çalış. Tamam, bir tane alıştırma var, sonrakini evde çözersin. Sayılar geliyor, 1, 5, eksi 2, 4 diye. Tamam. Bunu tabi listeye çevirmemiz lazım. Sonra bu sayıları topluyoruz. 1 artı 5, 6, 6 eksi 2, 4, 4 artı 4, 8 toplam veriyoruz. Demek ki integer'e çevirmemiz gerekiyor. Evet. Değil mi? Karakter, bu karakter olur, listesi yaratabiliriz. Ama onları burada şöyle bir şey yapmamız lazım, integer'e çevirmemiz lazım hepsini tek tek. Evet. Tamam. Tabii hakkı çözüme geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum sana. Değil mi? Şöyle bir listemiz var. 1, 2, 3 vali. Evet. Şimdi 3'ü 5'e nasıl çeviririm bu listede? Yani ikinci elemanı 3'ten 5'e nasıl çeviririm? Önce 3'ü çıkarırız. Sonra yerine aynı indekse 5'e ekleriz. Evet, o bir yol. Pop'la çıkar, insert evet, ekle. Daha değişik bir yol gösterdi aksa. Listem. Kaçıncı elemanı değiştirmek istiyorum ben? Birinci. Birinci. Birinci eşittir 5. Hmm. Ne oldu? Listem 1, 5 ara oldu. Direkt yani indekse yazıp yeni değerimi yazabiliyorum. Ve listeyi değiştirebiliyorum. Şimdi bu soruyu çözmem için önde bir engel yok aslında. Anladım. Teşekkür ederim. Evet abi, şimdi yani bunu algoritmik bir düşünün, kodu yazmadım. Şimdi elimizde bir liste var. Değil mi? Evet hocam. İki tane yaklaşım olabilir. Önce basit yaklaşımı anlatayım. Bir tane daha liste yaratırım aynı boyutta. Ve o ondaki karakterin integer hallerini tutar. Tamam. Değil mi? Yeni bir liste yaparım. Boş bir liste. İşte listedeki ilk eleman ne olur? Öbür listedeki int'e çevirmiş hali. Evet. Şimdi bu kötü bir çözüm çünkü çok fazla iki kat bellekten kullanmış olurum. İki tane fazla listeye gerek yok. Kötü bir çözüm. Göstermeyeceğim. Diğer çözüm ise listeyi al, elemanlara tek tek bak ve olduğu yerde integer'e çevir. Yeni halini güncelle. Tamam. Tamam. Yani onun için benim indekslere şey yapmam lazım. Tamam. Index deriz. IDX. Index. Değil mi? Bu index nereden nereye geçecek? Range 0'dan başla. Listenin bir eksiğine kadar geçecek. Çünkü dahil değil yani. Tamam, doğru. O zaman listem index ne olacak? Her bir eleman. Oradaki elemanın her neyse onun int'e çevrilmiş hali. Değil mi? Her neyse bak. Yeni hali. Int'e çevrilmiş hali. Ha, şunu hatırlamıyorum. Hatta bir şey değil. Burada biz liste demişiz değil mi? Listem değil, liste olacak bu. Değil mi? Evet. Şimdi bir kere bu işin sonunda bir basalım artık, bir bakalım doğru düşündük mü? Tam sayı çevirdi mi? Tamam hocam. Burada niye şey yapıyor? Tamam, öyle gitti. Sadece 3, 9, 10. Doğru mu? Doğru. Tırnakları çıkarmış. Evet. Ha, tamam, şimdi işlem yapacağız. Toplam işlem. Değil mi? Şimdi toplamayı yap, toplamayı yap. Toplamayı nasıl yapabiliriz? Tüm elemanları. Ne ihtiyacımız var klasik artık? Listenin içeriğine ihtiyacımız var. Yaklaşımımız ne? Trenci falan boş ver. Bir biriktirici ihtiyacımız var. Evet. Toplamayı tutmak için. Evet, her seferinde listenin elemanları. Değil mi? Biriktirici daha anlamlı bir isim var. Toplam. Tamam. Eşittir sıfır değil mi? For şimdi eleman in liste. Bak şu indekslere erişiyoruz burada. Burada ise değerlere erişiyoruz. Bak burada 0, 1, 2, 3, 4, 5 üretiyoruz. Burada ise 3, 9, 10'a erişmek lazım. Böyle aslında 3, 9, 10 artık. Eleman neye denk gelecek burada? Artık bak, özellikle eleman dedim. Burada özellikle indeks dedim. Geçeceğiniz gibi çok önemli. Range de kullanmadım burada. Evet. Bu sırayla 3 olacak eleman. 9 olacak, 10 olacak. Toplam ne olacak benim? Toplam eşittir. Toplam artı. Liste. Eleman. Eleman. Değil mi? Evet. Sonra da toplam yazalım. Yani sonunda da. Doğru mu? 18 doğru. Doğru. Anladın mı? Şunu da nasıl kısa yazıyorduk? Hatırlarsan. Artı eşittir. Evet. Aynı şekilde. Tamam, bu kadar. Şimdi Hakkı sana güzel bir örnekti bu. Evet. Bak, indeks bazlı erişim var. Eleman bazlı erişim. Tamam mı? Burada eleman bazlı erişimde bu da sayılar değiştiremezdik. Evet. Tamam mı? Değişmemiz için indeks ihtiyacımız var.
Burada şurada indeks bazlı erişim yapabilir miydik? Yapabilirdik. Elemanlara erişebilirdin ama daha uzun olurdu kod. Doğru hocam. Yani şurada iki seçeneğimiz vardı, burada tek seçeneğimiz var. Mutlak indeks bazlı. Eğer iki seçeneğin varsa indeks bazlı mı, eleman bazlı mı? Yani ikisi de oluyorsa hangisi yazman lazım? Eleman bazlı. Çünkü kod daha kısa. Bence gerek yok değil mi? Bak şu mu daha kısa, şu mu daha kısa? Alttaki de olsa eleman bazlı. Şunları ise alıştırma olarak ben vermek istiyorum artık. Bunları da evde çöz istersen, şimdi resmini çekersin. Diyelim ki bir girdi alıyorsun. Bunu listeye çeviriyorsun tekrar. Doğru hocam. Tamam. Bir, bu listedeki maksimum minimum bul. Tamam hocam. Bu listede maksimum nedir? 20. Minimum? Eksi 3. Değil mi? Program diyecek ki maksimum 20, minimum eksi 3. Evet. Anladın mı soruyu? Anladım hocam. İkinci soru bakalım. Yine bu listede üzerine konuşuyoruz ama herhangi bir liste için çalışmalı bu program. Tamam. Sıra tek ve çift şeklinde ayıracak değil mi? Bu listede hangi sıra tek çift? 1, eksi 3, 5. Ha, pardon, 1, 1, eksi 2 örnekte. Bir tane daha 1 yazık değil mi? Bir tane daha 1 var. Değil mi? Evet. Çiftler ne? 20, 4, 4. Evet. Tamam, anladık mı soruyu? Anladım hocam. Şuna bakalım. Tekrar eden elemanları bulun. 1 tekrar ediyor, bir de 4 tekrar etmiş. Bunlar da olacak. Tamam, şu son soru zor bir soru. Güzel. Ama güzel öğretici sorular. Tamam hocam. Tamam. Evde çözersin. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.